Bir kent ekmek fabrikasından gerçekleştiriliyoruz. Burada ekmekler üretiliyor ancak bunlar özel ekmek, işte hemen görüyorsunuz. Glutensiz ekmek olarak nitelendiriliyor. Çölyak ve fenilketonuri hastaları için bulunmaz bir nimet ve başka bir zaten ekmekte kullanamıyorlar. Bugün gündem programında çölyak hastalığı nedir ve glutensiz ekmek nasıl üretilir onu ele alacağız. İlk konuğumsa Sema Aydoğdu. Öncelikle hoş geldiniz. Teşekkürler. Şundan bahsetmek gerekiyor. Burada üretilen ekmekler özel, glutensiz ekmekler. Peki çölyak nedir? Çölyak tamamen beslenme ile ilgili bir hastalık. Dünyada 4 tahıl burada çok önemli. Buğday en çok tükettiğimiz. Arpa, çavdar ve yulaf. Bunların sadece dünyadaki bu 4 tahılın içerdiği gluten isimli bir protein genetik yapısı uygun olan kişilerin bağırsaklarını hastalık haline getiriyor ve sonuçta çölyak hastalığı ortaya çıkmış oluyor. Dolayısıyla onlar da bu çok özel glutensiz ekmekleri kullanmak zorunda kalıyorlar. Peki teşhisi zor mudur? Glutensiz çölyak hastaların teşhisi nasıl yapılıyor? Türkiye'de kaç kişi var bu şekilde? Çölyak tüm dünyada tanısı çok zor bir hastalık. Başta söyledim, ince bağırsakların, sindirim, emilim organımız bağırsakların hastalığı. Ama aklınıza gelebilen vücudumuzdaki tüm organları etkiliyor. Ve her zaman için de bağırsak hastalığı olduğu için ishal ortaya çıkmayabiliyor. İshal, karın şişliği, zayıflık en çok beklediğimiz bulgular. Ama her hastada bu olmuyor. Yarısı hiç bu bulgular olmaksızın başka sistemlere ait. Kalp hastalığı, karaciğer hastalığı, böbrek hastalığı gibi bulgularla karşımıza geliyor. Dolayısıyla tüm dünya hekimleri bunu çok zor tanıyor. Ama ülkemizde biz hekimler açısından, bu ülkemizde hekimler açısından biz 10 kat daha zor tanıyoruz. Benim çok iyimser yaptığım bir hesaplamayla dünyada ve ülkemizdeki çalışmalarda 100 kişide bir gözüktüğü şeklinde, biz de aynen ülkemizde 100 kişide bir sıklıkta olduğunu düşünüyoruz. 75 milyonsak, ileri yaşlarda biraz azaldığını düşünsek, işte 500 bin hasta diyorum, bu 500 bin ila 750 bin arasında. Ama biz 500 bin hastamızın olması gerektiğini hesaplıyoruz. Ve Türkiye'de ne yazık ki 15 bin tanı almış hasta var. Yani bu sizin tahmin ettiğiniz rakamlar arasındaki kişiler hasta değiller mi ya da hastalığından haberdar değiller mi? Aslında geri kalan 485 bin kişi hasta, aramızda dolaşıyorlar. Hasta olduklarını bilmiyorlar ve hekimler de ne yazık fark etmiyorlar. Burada Türk hekimlerine bu hastalığın tanınması anlamında çok büyük görevler düşüyor. Peki çölyak hastaları nelerden mahrum kalıyorlar? Neleri yapamıyorlar? Nelere dikkat etmeleri gerekiyor? Bir defa çölyak tanısı kişinin yaşamının alt üst olması demektir. Düşünsenize, siz şu andan itibaren buğdaydan yapılmış hiçbir şey yemeyeceksiniz dediğimiz anda hasta sahiplerinin ve annelerin babaların ilk sözü, peki biz ne yiyeceğiz, çocuğumuz ne yiyecek? Çünkü burada ekmekten başlayarak makarnadır, şehriyeli, pilavdır, gofrettir, gevrektir, kumrudur, boyozdur. Hiçbir unlu mamulü yemiyorlar. Aklınıza gelebilecek, çünkü hepsinde buğday unu var. Artı marketlerde satılan unlu mamuller ve artı konserve gıdalar. Bakın, yani bu herhangi bir sebzenin, baklagilin konservesi de olabilir. Ya hazır gıda ürünlerin %80-90'ında da gluten var. Dolayısıyla marketten bir şey alamazlar, unlu mamullerden alamazlar. Tamamen kendilerine özel ürünleri kullanmak zorundalar. Gluten çok ciddi bir katkı maddesi olduğu için hayatın her alanında onlarla karşılaşma şansları var. Peki onlar bunları yapamıyorlar. Peki bahsettiğimiz hastalar arasında muazzam bir de fark var. Çünkü çoğu tanısından haberdar değil. Bu noktada onlar bu maddeleri yediği takdirde neler oluyor? Hayatlarında ne gibi zorluklar yaşıyorlar? Şimdi tanısını almadan işte kırılgan, performansı düşük, hastalıklı, mızmız, huysuz vardır aramızda böyle dostlarımız, arkadaşlarımız. O şekilde dolaşıyorlar ve bir yandan da glutenli ürünler, yani buğday ağırlığı. Bunu tüketmeye devam ediyorlar. Halsiz oluyorlar, kansız oluyorlar, gece uykuları bozuluyor, yaşam kaliteleri düşüyor. Bu önce bir bağırsak hastalığı gibi başlarken bir bakıyorsunuz birdenbire bir şeker hastalığı ortaya çıkıyor. Guatr hastalığı ortaya çıkıyor. Bağırsağında tümörler, midesinde kanserler, inanılmaz farklı sağlık problemlerine dönüşüyor. Ve tüm dünya biliyor ki çölyaklılar tanı alamazlarsa, çok gecikirse, artı bir çölyaklı tanı aldı ama diyetine çok iyi uymuyor, kanser görülme riski 3 kat artıyor en başta. Diyet bu kadar önemli ama diyete uydukları takdirde, glutensiz diyeti çok güzel uyguladıkları takdirde tamamen normal yaşama şansına, sağlık yaşama şansına sahipler. Türkiye'de bu diyeti uygulamak kolay mı? Çünkü ekmek bizim toplumumuzda da gelen, ekmeksiz doymayan insanlar da çok fazla, yemeden en azından. Bu diyeti uygulamakta ne zorluklar yaşanıyor? Mesela neler var? Her ürün bulunabiliyor mu öncelikle piyasada? Valla Türkiye'de bugünden
2001 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde benim odamda, o yıllarda doçenttim. Ege Çölyaklı Yaşam Derneği'nin kuruluşuyla başladı. 11 yılın sonunda bakıyorum ki ben Türkiye'de ilk başta hedeflediğim bütün yerli ürünlerin olduğunu görüyorum. İthal ürün zincirleri hemen zaten 2002'den itibaren Türkiye'ye girdiler. Şimdi Türkiye'de unu var, makarnası var, mayası var, kabartma tozu var, vanilyası var. Bakın bunlara kadar her ürünün farklı olması gerekiyor. Türkiye'de şu anda insanlar glutensiz ürünlere ulaşabilir durumdalar. Benim en son iki tıp fakültesi öğrencim tanı aldı. Onlarla konuşurken tanıdan sonra dediler ki ya bunların bir şikayetleri yok, sadece tarama esnasında çıktı. Türkiye'de ben bir sıkıntım yok, her türlü alternatifi bulabiliyorum diye benim kendi öğrencilerim bana aktardılar. Dolayısıyla 10 yıl içerisinde Türkiye bu anlamda çok yol kat etti. Ancak insanlarımızın farkındalığı yeterli değil. Restorana, bir lokantaya, bir otele toplu yemek yenilen bir yere gittiğiniz zaman zaten tam bir kriz. Ama onu bırakın, aile içerisinde bile insanlar özellikle çocuklar açısından, ay bu çocuk diğer çocukların yediği işte bisküviyi yiyemiyor, gofreti yiyemiyor. Azıcıktan bir şey olmaz, birazcık tatsın, bizim bu geleneksel tavrımızdır biliyorsunuz. Biz bunların çok yanlış olduğunu özellikle altını çizmek istiyoruz. Yani aile yaşantısı içinde bile glutensiz diyet uygulamak problem olabiliyor. Tabii bu noktada o bahsettiğimiz azıcık miktarı yine etki yapıyor mu o perhize? Yani tamamen kesinlikle mi yenmemesi gerekiyor? Şöyle tabii dünyada glutensiz sıfır glutenli bir yaşam yok. Ama yapılan bilimsel çalışmalara göre bir dilim ekmeğin %1'i kadar tüketilmesi bir gün içerisinde bağırsaklarını hasta ediyor. Veya un üzerinden konuşursak bir çay kaşığının 1/8'i kadar un onların bağırsaklarını hasta etmeye yetiyor. Bu kadar dikkatli olmak lazım. Son olarak şeyi soracağım size. Şimdi o kadar sayıdan bahsettik. Türkiye'de tanının maalesef yapılamamasından ya da insanların bundan şüphelenememesinden bahsettik. Bu noktada şu anda olan izleyicilerimiz böyle bir tanı koydurmak isterseler ya da muayene olmak istedikleri takdirde ne yapmalılar, nereye başvurmaları gerekiyor? Burada benim son 5 yıldır uğraştığım parmak ucundan yapılan, aynen şeker bakılır gibi çok basit bir tarama testi var. Bunu ne yazık ki SGK kapsamında şu anda alamadık. Hekimler tanı olanakları yakınsa, biliyorlarsa o hastalıkları daha fazla düşünürler. Bu tarama testini şu anda insanlarımız Ege Çölyaklı Yaşam Derneği'ne giderekten belli bir fiyat karşılığında yaptırabilirler. Bu test pozitif çıktığı takdirde kişinin %80-90 oranında çölyaklı olduğu ortaya çıkıyor ve ondan sonra ileri araştırmalar içinde gastroenteroloji kliniklerine, çocuk gastroenteroloji, erişkin gastroenterolojiye gitmeleri lazım ama kafalarında ufak bir şüphe var. Hastaneye gitmeden bir şey yapabilir miyim derken bu parmak ucu testinden Bornova'da hemen Tıp Fakültesi Hastanesi'nin karşısında Ege Çölyaklı Yaşam Derneği'nde ilk tarama testlerini yaptırıp oradan yollarına devam edebilirler. Biz size teşekkür edelim. Tabii glutenin bu kadar zararlı olduğu hastalıktan bahsedildi. Görüyorsunuz bir kaşık unun bile ne kadar etkili olduğu hastalar üzerinde. Şu anda İzmir Kent Ekmek Fabrikası'ndayız dedik. Evet. Burada o özel hastalar için üretim yapılıyor dedik ve sıcak bir ortamdayız. Siz öncelikle burada glutensiz ekmekler yapıyorsunuz. Doğru. Nasıl yapılıyor? Glutensiz ekmek ne demektir? Glutensiz ekmek tamamen glutenden arındırılmış unlardan ortaya çıkartılan bir üründür. Diğer dış ortamdan tamamen izole olmuş bir alandayız. Az önce hocamızın söylediği gibi kesinlikle 1 gram unun dahi girmemesi gerekiyor, gluten içeren unun. Bu proses 2010 yılında başkanımızın talimatıyla bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında başlamıştır. Yapılan çalışmalar 1 yıl kadar sürmüştür. Çölyaklı Yaşam Derneği, Fenilketoneri Hastaları Derneği, Ege Üniversitesi'nin ilgili öğretim üyeleriyle 1 yıl süren bir çalışma gerçekleştirilmiş. Formülasyon oluşturulmuş. Testler yine Ege Üniversitesi'nde gerçekleştirilmiş ve yapılan bu başarı sonuçta formülasyon sağlanmış ve üretime geçilmiştir. Yaklaşık 2011 yılının Mart ayından itibaren burada haftada 2 gün üretim yapmaktayız. Haftada 2 gün olmasının nedeni talebe göre yaptığımız için üretimimizi bununla bağlantı olarak 2 günde gerçekleştiriyoruz. Eğer talep artarsa, artış olursa her gün üretimimizi gerçekleştirebiliriz. Kullandığımız ürünler buğday nişastası, mısır nişastası, tamamen glutenden ağrı olmuş. Bunlar galiba şurada hemen burada yapılıyor. Burada hissediliyor. Karıştırılıyor belli bir oranda. Şeker var, ekşi maya var içerisinde, su var, kıvam arttırıcılar var.
Burada formülasyon gerçekleştirip gerekli karışım sağlandıktan sonra gördüğünüz gibi özel kapların içerisinde otomatik olarak dolduruluyor. Daha sonra fermantasyon odasında gerekli süre kadar bekletilen ekmeklerimiz bu görmüş olduğunuz döner fırınlar içerisinde pişiriliyor. Süresi tamamlayıp pişen ekmeklerimiz burada soğutma alanı içerisinde soğutmaya alınıyor. Bu süre ne kadar tutuluyor? Ne kadar da yapılabiliyor bu işlem? Yaklaşık olarak 1 saat civarında gerçekleşen bir işlemdir. Soğutma da bir yarım saat kadar alıyor. Daha sonra ambalajlanarak sevk edilecek yerlere sevk ediyoruz. Şimdi şurada bu noktaya girmek lazım. Siz burayı kurduğunuz zaman bu kadar talep olmasını bekliyor muydunuz? Nasıl talep? Böyle bir talep beklenmiyordu. Ancak az önce hocamızın dediği gibi normalde bunun çok daha üstünde olması lazım. Yaptığımız çalışmalarla ekmeğimiz beğeni topluyor ve her geçen gün artış sağlanıyor. Bugün ayda yaklaşık olarak 6000'e aşkın 7000'e yakın bir talep gerçekleşmekte ve her gün bu artmaktadır. Talepler ülkenin her yanından, yani İzmir'de olduğu gibi Çanakkale, İstanbul, Ankara, Konya, Kars, Hakkari, oralardan da talep gelmekte. Bugün yaklaşık 50 ile ulaşmış durumdayız. 50 ilde 274 noktaya ekmeğimiz ulaşıyor. Bunlar kargo aracılığıyla gönderiliyor talep olan vatandaşlarımıza. Direkt fabrikamızdan talep edebiliyorlar. EDAK üyesi eczanelerden alabiliyorlar. Bir de satış noktalarımız var, oradan alabiliyorlar. Tabii bu noktada biz görüyoruz çok herkesin üzeri dezenfekte edilmiş, ayrılmış diğer bölümlerden. Evet. O da çok önemli galiba. Kesinlikle önemli. Burada çalışan arkadaşlarımız diğer bölümünde kesinlikle çalışmıyorlar. Üzerinde asla bir un kalıntısı yok. Tamamen hijyenik bir giriş bölümünden sonra bu alana giriyorlar. Gördüğünüz gibi kıyafetleri tamamen ağrı edilmiş. Başlıkları, eldivenleri hiçbir şekilde burada dışarı çıkmadığı gibi dışarıdan da içeri girmiyor. Teşekkür edelim. Evet, bugün çölyak hastalığını ve çölyakla mücadele için, fenilketonuriyle mücadele için glutensiz ekmeklerin nasıl üretildiğini biz ekranlarınıza getirmeye çalıştık. Bir başka gündem programında tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.